Merhaba arkadaşlar. Bu video Osmanlı Devleti duraklama, gerileme ve dağılma dönemiyle ilgili 2006-2013 yılları arasında çıkmış soruları kapsayacak. Kültür medeniyetinden, Osmanlı kültür medeniyetinden de bir iki soru vardı gözümden kaçan. Onları da buna ekledim. Bakalım. İlk soru şu şekilde. Osmanlı toplumunda uzun yıllar milleti sadıka olarak bilinen Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. Bu soru sadece Osmanlıcılık fikrinin ne olduğunun bilinmesiyle çözülüyor. Çünkü Osmanlıcılık fikri adı üstünde Osmanlı'daki ulusları tek bir çatı altında Osmanlı üst kimliği altında toplamayı öngören fikir akımı. Dolayısıyla Ermenilere karşı değil, hani milliyetçilik olsa veya İslamcılık olsa neyse, ama Osmanlıcılık hepsini bir çatı altında toplamayı gören anlayış. Dolayısıyla bunun Ermenileri toplumda bir soruna dönüştürdüğü savunulamaz. Diğerlerine bakalım. Avrupa devletlerinin kışkırtmacı politikası tabii var. Hatta Rusya'nın da var. Fransız ihtilaliyle gelişen milliyetçilik düşüncesi doğru. Zaten zamanlama olarak duyuyor. Balkanlarda oturan Hristiyan toplulukların bağımsızlıklarını kazanması. Bu da var. Sonuçta onlar da Hristiyan. Rusya ve İngiltere'nin Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapması. Bu da var tabii ki, Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması için bir taraftan Ermenileri kışkırtıyor, bir taraftan Osmanlı'ya baskı yapıyor. Osmanlı ıslahat yapsa bile yine Osmanlı'yı sıkıştırıyor. Yani böyle ayak oyunları Osmanlı'nın başını ağrıtmış. İkinci Mahmut döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları şunlardır. Yalnız bu bilgilerle 2. Mahmut dönemi ile ilgili olarak hangisi savunulamaz? Bakalım, medresenin yanında modern askeri ve sivil okullar açıldı. Yani orduda da bir yenileşme süreci başladı. Şurada modern askeri ibaresinden gözüküyor. İstanbul'da kız ve erkek çocuklarına ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Bununla ilgili olarak Batı'dan yeni yöntem ve kurumlar alındı. Okur yazarlık oranında artış olduğunu söyleyebiliriz. Karma eğitim yok zaten, o zaman karma eğitim değil. Burada herhalde onu şaşırtma yapmış. Diyor ki oradan aday, belki bunları aynı okul şimdiki gibi düşünsün ama o zaman ayrı. Batı'dan yeni yöntem kurumlar alınmıştır. Bu ilk maddede var. Yurt dışına öğrenci gönderilmeye devam edildi. Aslında bu da Batı ile ilgili. Eğitimde ikilik ortaya çıkması da şu. Medresenin yanında modern askeri diyor. Yani medrese var, bir de onu getiriyor. Bu da eğitimde ikilik çıkmasına sebep oluyor. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle ilgili olarak hangisi söylenilemez? Aslında bu bir kronoloji sorusu. İslamcılık Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit döneminde devlet politikası haline geliyor, uygulanıyor. Osmanlıcılık fikrinin uygulanamayacağı düşüncesiyle uygulanıyor Osmanlıcılıktan sonra. Tabi İslamcılık adı üstünde din ve ümmet birdir düşüncesiyle halifelik makamı ön plana çıkarılıyor. Ve dini esaslara uyularak devletin bekasının sağlanılacağı düşünülüyor. Ama 1. Meşrutiyet'in ilanı ile etkisini yitirmiyor. Tam tersine ondan sonra, 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra 2. Abdülhamit meclisi tatil ediyor. Rus 93 Harbi'ni bahane ederek diyebiliriz. Yani o an o şekilde meclisi tatil ediyor. Bir daha da ta 30 yıl sonra açılıyor. O arada İslamcılık güçlü yani. Dolayısıyla sıralama olarak da uymuyor. Aşağıdaki padişah gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 3. Selim Nizamcı'ydı. Tabi zaten o ünlü. 2. Mahmut Senedi İttifak. Bu da doğru. Aslında Alemdar Mustafa Paşa daha ağırlıklı imzalanmasında ama yani oradaki sadrazamı, hatta daha sonra Sekban-ı Cedid olaylarından sonra onu Yeniçeriler götürüyor. Ama 2. Mahmut dönemi. Abdülmecid Tanzimat, Abdülaziz Islahat, 2. Abdülhamit Kanun-ı Esas. Burada Tanzimat Fermanı ve Kanun-ı Esası bilgileri doğru. Fakat
ıslahat fermanı da onun ıslahat fermanını getiren Abdülmecit. Onun zamanında yayınlanan bir ferman. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor. Daha sonraki soru Osmanlı Devleti'nde 20. yüzyılın başlarında görülen 2. Meşrutiyet'in ilanı, Babıali baskını, 31 Mart vakası olaylarından hangisi, kronolojik sıralaması hangisidir? Bunlar aslında yılları da farklı şeyler ama biraz o zamanki tarihsel döngüyü bildiğimizde anlıyoruz rahatça. Bu dönemleri çok karıştıranlar varsa bununla ilgili yapılmış bir yüksek lisans tezi de var. YÖK veri tabanında ücretsiz olarak erişilebiliyor. Sadece 1909-1914 arasındaki olaylar. Şimdi ilk ikinci meşrutiyeti ilan ediliyor. Zaten 31 Mart vakasında ikinci meşrutiyeti ilan eden gruba yani İttihat Terakki'ye karşı bir hareket. Dolayısıyla birden sonra 3 oluyor. Babıali baskınısa daha sonra 1913'te Enver ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup Babıali baskını gerçekleşiyor. O daha sonra. Dolayısıyla bu şekilde bakabiliriz. 1908, 1909 ve 1913 olarak bakabiliriz. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan hangilerinin modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir? Askeri eğitim sisteminde yenileşmeler, bürokraside düzenlemeler, Enderun Mektebi'nin kurulması çalışmaları. Şimdi burada bir yenileşme var adı üstünde. Bürokraside düzenlemeler yapılıyor, modernleşme için yapılmış olabilir. Dolayısıyla zaten şu iki şık kalıyor, 1-2 ve 1-2-3. Enderun Mektebi modernleşme ile alakalı değil zaten. Enderun Mektebi bir kültüründe olan bir şey Osmanlı'nın. Dolayısıyla 1-2 diyoruz. Buradaki modernleşmeden vurgulanan biraz Avrupa. Osmanlı Devleti'nde 23 Aralık 1876 tarihinde kanun esasının ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi sadece şunu biliyorsanız teokratik kelimesinin ne anlama geldiğini, dini yönetim anlamına geliyor. Hatta bu ateistteki teist de oradaki din vurgusundan yakalayabilirsiniz. Devletin teokratik yapısının sona erdiğini söyleyemeyiz. Tam tersine o dönemden sonra Abdülhamit, 2. Abdülhamit dönemi var ve 30 yıl İslami vurgu ön planda. Onu söyleyemiyoruz. Buradan çözebiliriz. Diğerlerine baktığımızda padişaha karşı sorumlu bir hükümet kurulduğu, anayasal düzene geçildiği, parlamentolu siyasi hayatın başladığı, halkın yönetime kısıtlı olarak katıldığı çünkü belli şartlar var tabii birinci meşrutiyette. İkinci meşrutiyette onlar biraz daha kaldırılıyor ama devletin teokratik yapısının bittiğini tabii söyleyemiyoruz. İttihat Terakki Partisi'nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında hangisi gösterilemez denilmiş. Kapitülasyonları 1914'te 14'te tek taraflı kaldırma girişiminde bulunması, tarıma destek amacıyla Ziraat Bankası'nı kurması, yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu getirmesi, halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi, gümrük tarifelerinin yükseltilmesi. Aslında bu sorularda hep aynı mantık var. Diyor ki, eğer sen ana bir bilgiyi bilmiyorsan ben seni detaylarla uğraştırırım, tek tek onların doğru olduğunu bulmaya çalışırsın. Örneğin buradaki yerli malı kullanmaya teşvik çok detay bilgi gibi gözükebilir. Öyle çünkü buradaki Ziraat Bankası'nın kurulması önemli bir şey. Onların Ziraat Bankası İttihat Terakki zamanında kurulmuyor. 2. Abdülhamit döneminde kuruluyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Diğerleri o işte o dönem yapılan küçük şeyler. Yani küçük derken tabii küçümsemiyorum da Ziraat Bankası'nın kurulmasına göre daha küçük olaylar. İkinci Mahmut Vakai Hayriye'den sonra bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için ferdin malına er konulması geleneğini kaldırıyorum demiştir. Bu bilgiyle hangisine ulaşılabilir? Burada müsaadele usulü tanımlanmış. Senedi ittifakın imzalandığına, Vakai Hayriye ile Senedi ittifak arasında 18 yıl var. 1808-1826, 18 yıl önce oluyor bu.
Divan-ı Hümayun'dan bakanlıklar sistemine geçildiği, ilk posta teşkilatının kurulduğu, yeni bir ordu kurulduğu, yani devamımız müsaade usulüne son verildiği olacak. Şu zaten çok muğlak. Yeni bir ordunun kurulduğu, 2. Mahmut döneminde Sekban-ı Cedid kuruluyor. Sonra o da kaldırılıyor. Asakir-i Muhammediye ordusu kuruluyor falan. Burada biz müsaade usulünün tanımlandığını bilmemiz gerekiyor. Müsaade usulü çok çıkıyor çünkü. Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisinin yönetimini 1878 yılında İngiltere'ye geçici olarak bırakmıştır? Geçici olarak maalesef biz Kıbrıs'ı bırakıyoruz. Daha sonra bir daha geri alamıyoruz ama yani sonradan Türkiye Cumhuriyeti dağılıyoruz yarısını. Burada bırakılan Kıbrıs. Bir bilgi sorusu. Geçici olarak İngiltere'ye bırakıyoruz. Şöyle düşünebiliriz. 1878 yılında Rusya'ya karşı biz İngiltere ile hangi konularda özellikle ittifak yapıyorduk? Rusların denizlerdeki gücünün artmaması için. Orada Kıbrıs önemli bir nokta. Yani Kırım'ı falan eliyoruz. Mısır zaten değil. Kıbrıs stratejik bir üs olabilirdi Ruslar için. O sebeple cevabımız Bursa. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine girmiş. Bu gerileme başlangıçta duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır. Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi konularda değişme olmuştur? Tabii ki sınırlar değişiyor, nüfus değişiyor. Ama teokratik yapı farklı bir şey. Teokratik yapı işte ateistten aklımıza gelebilir. Dini yapı değil. Hele ki 17. yüzyılda. Daha sonra hadi biraz esnetiliyor Tanzimat ıslahat derken. Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nda cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış, cemaatlerin mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmasını istemiştir. Rusya'nın bu tutumuyla Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki amaçlardan hangilerini gözettiği savunulabilir. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak, rejimini değiştirmeye çalışmak, bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak. Şimdi Rusya zaten Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumak gibi bir herhalde amacı olmaz yani. Onu çıkarıyoruz. Burada cemaatler falan diyor, bünyesindeki etnik unsurlardan bahsediyor. Dolayısıyla 3 zaten yalnız 2 ya da yalnız 3 kalıyor. Buradan yalnız 3'ü çıkarabiliyoruz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz. Şimdi zaten şıklar biraz birbirini gösteriyor. İşsizliğin artması, paranın değerinin düşmesi, yerli malın iç pazarda sürümünün azalması, ve iki şık kalıyor. İthalatın azalması, üretimde kullanılan ham maddenin dışarıya çıkması. İthalatın azalması olacak cevap çünkü üretimde kullanılan ham madde de dışarıya çıkıyor ama ithalat azalmıyor. İthalat almaktan şifrelediğimiz ithal önce ihracatta at diye şifrelediğimiz şey. Dolayısıyla ithalat burada azalmıyor, artıyor. Dışarıdan gelen mal cevabımız Adana. Birinci Meşrutiyet döneminin özelliklerinden biri değildir demiş. Mebusan meclisin üyelerinin 4 yılda bir seçilmesi, Ayan meclis üyelerinin padişah tarafından belirlenmesi, iki meclis olduğu vurgusu var. Mebusan meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması, Mebusan meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi, birden fazla siyasi parti yani fırka kurulması. Bu tabi biraz ezber bilgisi. O zaman birden fazla siyasi parti fırka yok. Bunlar o zamanki olan şeyler. Yani üyelerinin 4 yılda bir seçilmesi, Ayan Meclisi'nin padişah tarafından belirlenmesi ve
Mebusan Meclisi'nin kanun teklifini padişahın izniyle hazırlaması ve Mebusan Meclisi'ni halkın seçmesi. Yani iki meclis var. Birini padişah belirliyor, birini halk belirliyor. 4 yılda bir seçiliyor gibi noktalar. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önlemek amacıyla bir takım düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Örneğin Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık gibi. Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesine aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu savunulabilir. Neden kaybeder? Çünkü azınlıklarda işe yaramamıştır. Yani devam etmişlerdir. Şimdi bakıyoruz Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkması, meşrutiyet ilanına rağmen azınlıkların ayrılıkçı hareketleri sürdürmesi ki bu önemli bir nokta, evet. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla pek alakası yok. Yeniçeri Ocağı 19. yüzyılın başlarında 1826'da kaldırılıyor. Bu diyor ki 19. yüzyılın başlarında, bu 19. yüzyılda çıkan diğer, daha sonrasında çıkan düşünce akımları biraz da. Ama Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkması bununla ilgili tabii. Çünkü ulus devletler de bir anlamda Osmanlıcılık düşüncesini negatif anlamda etkileyen şeyler. Bu sebeple bir iki cevabını verebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nde gerekli görüldüğünde herhangi bir yöneticinin mal varlığına el konulabilmesi, yani müsaade usulü Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır. Bu usulün kaldırılmasıyla yöneticinin ne olmuş olabilir? Devlete olan güveni artmış, özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiş, yöneticilik yetkileri artırılmıştır. Burada yöneticilik yetkileri artırılması değil de devlete olan güven artıyor tabii, çünkü malı güvende oluyor. Bunları atabiliriz. Özel mülkiyet hakkı tabii ki kendi malına sahip olabiliyor. Bunu da atıyoruz. Cevabımız 1-2 oluyor. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'ın ilanı, Meşrutiyet'in ilanı, Islahat Fermanı'nın ilanı gelişmelerinden hangilerinde Avrupa'da görülen 1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir? Aslında bu bir kronoloji sorusu, çünkü 1848 ihtilalini bilmeye gerek yok. 1848 ihtilalinin 1848'de olduğunu bilmemiz yeterli. Ondan sonra, çünkü Meşrutiyet'in ilanı ve Islahat Fermanı ilanı var. Tanzimat'ın ilanı ondan önce. Dolayısıyla bunun buna etkisi olamaz. Çünkü bu daha önce, Tanzimat'ın ilanı daha önce gerçekleşmiş. Cevabımız 2-3 oluyor. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devletlerinin pazarı haline gelmiştir? Avrupa devletlerinin pazarı haline gelme ticari bir şey. Ticari, yani sözleşme gerekiyor. Bu da Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ve ciddi yaptırımları olan bir sözleşme, Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi. Ticarete balta vuruyoruz. Bundan sonra ticaretten aklınızda kalabilir. Ciddi anlamda Osmanlı'ya çok büyük zararları olan bir sözleşme. Yani Avrupalı esnafı diyelim, işte tüccarları daha güçlü duruma getiriyor bizim kendi yerli üreticimiz karşısında ve resmen batıyor ondan sonra. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir? Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasının önlenmesi, veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması, Osmanlı Hanedanı'nın üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi, Avrupa devletleri arasında görüş ayrılıklarından yararlanması ve 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Tabii burada anayasal düzene geçilmesinin sebebi bir zorunluluk. Çünkü o zamanlarda Fransız ihtilalinin etkileri var ve ülke çalkantılı. Azınlıkları da yönetime bir şekilde katmak lazım. Ve bu şekilde de ülkenin refahı, devletin devamı amaçlanıyor. Cevabımız azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanmasının önlenmesi.
Onun dışındakiler daha küçük şeyler. Yani Osmanlı hanedanı üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan ötürü anayasal düzene gidilmez. Yani veya 2. Abdülhamid'i tahttan indirmek için değil. Burada Avrupa devletleri arasında görüş ayaklarının ayarlanması veya veraset sistemi de aynı şekilde daha küçük şeyler. Burada kapsamlı bir şey var. Anayasal düzene gidiyor devlet. En köklü geleneğini değiştiriyor. Yönetimi ortak ediyor insanlar. Niye yönetimi ortak eder? Bir şey veriyor yani paylaşıyor. Demek ki burada ülkeyi parçalanmasını önlemek için. Yani bir şey veriyor karşısında daha büyük bir şey alacak ki veriyor. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya'yı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir? Birinci Dünya Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı 1877-78, Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 harbi. Elveda Rumeli dizisinde de geçiyordu. Biz Balkan Savaşları'nda ne yazık ki Makedonya'yı kaybediyoruz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda ıslahat yapılması hangisini gösterir? Avrupa'dan ilk kez borç para alındığını, bu garip bir şeymiş. Avrupa ile ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu, Avrupa'dan teknik alanda üstünlüğünün kabul edildiğini, Müslüman olmayanlara tanınan hakların genişletildiğini, saltanat sisteminde değişiklik yapıldığını. Şimdi burada borç para alındığı yok. Yani borç para alınması farklı. Onun Kırım Savaşı'nda İngiltere'den alıyoruz. Avrupa ile ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu, bir askeri uzman geldi diye ilişkiler iyi olacak değil. Avrupa'nın teknik alanda üstünlüğü tabii ki çünkü burada zaten uzman diyor. Yani bir alanda uzman, teknik alanda uzman olan kişi geliyor. Müslüman olmayanlara tanınan hakların genişletildiği, Müslüman olmayanlara tanınan haklar bu şekilde değil. Daha farklı büyük fermanlarla, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı gibi fermanlarla genişletiliyor. Saltanat sisteminde değişiklik yapıldı. Bir uzman geldi diye saltanat sistemi değişmez herhalde. Ve son soru, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde görülen gelişmelerden biridir? Şimdi Tanzimat döneminin genel havasını hatırlarsak, hukuk alanında şeyler yapılıyor. Yani biraz gayrimüslimlere yönelik biraz gönül alma hareketleri yapılıyor. Şimdi matbaanın açılması Tanzimat'la alakası yok. Yani resmi gazetenin çıkarılması, Yeniçeri Ocağı'nın kurulması denilmiş, kaldırılması da değil ki 500 yıl önce olan bir şey. Nizami Cedid Ordusu da 3. Selim'le alakalı. Zaten Tanzimat deyince aklınıza böyle hak gelmesi lazım. Birinin bir şeyi de yapabilmesi gibi. Dolayısıyla burada cevabımız Bursa. Müslüman olmayanların da askerlik yapabilmesi. Umarım faydalı olmuştur.